Değerli A9 izleyenleri, bugün yine Hoş Sohbetler programında sizlerle birlikteyiz. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oktar Bey, nasılsınız? Elhamdülillah hocam, siz nasılsınız? Allah'a hamdolsun. Emre Bey? Çok iyiyim hocam, elhamdülillah. Tarkan Bey? Elhamdülillah, çok iyiyim hocam, Allah'a emanet. Tarkan hakikaten alenen tarz yapmış. Yani hiç... Ender de taze damat gibi. Gün geçtikçe gençleşiyorsunuz maşallah. Maşallah. Neçhül Belaga, Hazreti Ali'nin kısa halefeliği sırasında irad ettiği hutbelerinin, emirlerinin ve mektuplarının toplandığı kitap. Önemli. Dünyadaki Allah'ın güzelliklerini görmek için insanın dikkati yeterli değil. Yani mesela arabaya biniyor, yola dikkatini veriyor. İşte trafik ışıklarına falan dikkatini veriyor. Yani yolun kenarındaki bir çiçeğe dikkatini vermez mevzu baş değil. Mesela meyve ağacının yanından geçiyor. O ağaç karanlık toprağın içinde köklerini salmış. Oradan su alıyor ama menba suyundan daha güzel. Yani her türlü minerali de almış oluyor. Meyveyi küçük bebek geliştirir gibi besliyor. Mesela elmayı. O gelişiyor, gelişiyor. İşte içinde şekerini geliştiriyor. Proteini. Bütün vitamin cinsleri aşağı yukarı. D vitamini hariç. Hepsini geliştiriyor. Minerallerin hepsi ama tam ihtiyaç kadar, fazla da değil. Yani vücudu rahatsız edecek gibi değil. Mükemmel bir koku, mükemmel bir tat, mükemmel bir kıvam, mükemmel bir parlaklık ve renk. Değil mi? Şimdi sırf bir elma da böyle. İkinci elma, o da aynı. Üçüncü elma, o da aynı. Hepsinde aynı kalsiyum, aynı magnezyum, aynı bakır, aynı kobalt, aynı çinko. Tam ayarında. Aynı ayarda şeker, protein, suyu, kokusu, her şey aynı. Mesela bir ağaçta 1000 elma oluyor farz edelim. Yahut 500-600 meyve oluyor. Hepsi aynı tatta. Her sene usanmadan yine yapıyor. Daha da artırarak kalitesini. Kökler daha yeni yerleri keşfediyor, devam ediyor. Şimdi buna dikkat vermek arabada giden adam için zor. Yani göğe bakma diye bir olay hiç yok zaten. Evet. Yerin altını düşünme diye de bir olay olmuyor. Evet. Mamayı şunu bunu. Dünyanın kendi etrafında dönmesi, işte güneşin etrafında dönmesi sıradan bir olay gibi görünüyor. Ve hep beraber gitmesi de sıradan bir olay gibi görünüyor. Samanyolu içerisinde dönmesi de sıradan görülüyor. Efendim, onların yine topluca bir merkeze doğru gitmesi de sıradan görülüyor. Düşünmedin mi? Bunlar hiç yok hükmünde olur. Düşünmek için de vakit ayırmak gerekiyor. Vakit ayırmadan kolay düşünebilmek için de kolay hatırlayacaklara tabelalar hazırlanması lazım. Keşke imkanımız olsa da sokaklara öyle kısa kısa iman hakikatleri tabelaları koyabilsek. Tabi. Çok hayati. Otomatik unutur insan. Mesela parmak ucundan beynine kadar bir iletinin gitmesi yani inanılmaz bir sanat. O kapıyı o açıyor, o kapıyı o açıyor. Başka yabancı bir bilgi akmasını engelliyor. Kabloya en ufak bir parazit bulaşmıyor.
Yani tam ilgili yere kadar gidiyor. Maşallah. Sonra ruh onu dokunma olarak alıyor. Diyor ki ben parmağımın ucuna dokundum. Yalan, doğru değil. Parmağının ucu sana elektrik getirdi sadece. Dokunmadın. Dokunma hissiyse eğer iddia ettiğin, doğru söylemiyorsun. Yalan demiyorum da doğru söylemiyorsun. Beynin içinde dokundun. Parmağın ucunda dokunmadın. Ruh onu öyle algıladı. Bu düşünülüyor mu? Yok. İşte iki gözümle gördüm diyor. Ya iki gözünle görmedin, gözlerin sana elektrik imal etti. Görmedin. Beyninde gördün. Doğrusunu söylemen lazım. Mis gibi gülü kokladım burnumla diyor. Burnunla koklamadın. Burnun elektrik üretti. Beynine götürdü. Beynin kokladı. Ha beynin nerede? O da ruhunun içinde. Ruhun nerede? Beyninin içinde. Anlamak istiyorsan biraz daha derin düşünürsen anlarsın. Sen diyor ki insanı Allah böyle ara ara ilgilenir. Mesela hastalandığında, dua ettiğinde bağlantı kurar. Yoksa Allah'ın haberi olmaz zannediyorlar. Ya bayağı bir gayretle Allah'la bağlantı kurmaya çalışıyor. Yani duymayacağı kanaatinde zaten uslubundan öyle anlaşılıyor. Yani her an Allah'ın her saniye onunla beraber olduğunu, bütün konuşma, hareketi, her şeyini yarattığını bilmiyor. Mesela şahsın sırtı kaşınsa Allah meydana getirir onu. Evet. Mesela parmağında bir ağrı hissetse onu Allah meydana getirir. Onlar doğal olarak oluyor zannediyor. En ufak bir kaşıntı, en ufak bir rahatsızlık, her alınan nefes, her verilen nefes Allah'ın bilgisi ve yaratmasıyla olur. Dolayısıyla Allah'ın hastalıktan haber olmadı zannediyor, Allah haber veriyor. Allah yaratıyor zaten hastalığı. Evet. Sinelerin özünde saklı duranı bilendir diye buyuruyor Yüce Rabbimiz kendisi için. Tabii yani bilinçaltını, bak derinin de bilir Allah diyor. Bilinçaltından daha yakın. Tabii. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor inşallah. Sizi de yapmakta olduklarınıza yaratan Yüce Rabbimiz Allah. Kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Nutku veren Allah. Evet. Ayet öyle diyor canım. Yani konuşmayı ben yaratıyorum diyor Allah. Allah diyor, ben yaratıyorum diyor. Adam diyor ki bak ne kadar güzel konuştun diyor. Senin güzel konuştuğun yok. O filmde senin konuşman var. Geldin mi konuşmuş gibi görünüyorsun. Sen konuşmuş gibi görünüyorsun. Konuşmayı yaratan Allah'tır. Allah dilemedikçe sizler dileyemezsiniz. Evet. Senin içinde bulunduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve şu an işlemekte olduğun bir iş yoktur ki biz onu yaratmadan önce apaçık bir kitapta yazılı olmasın diye bildiriyor. Hepsi en cidi tayına kadar. Oktar benden önce sohbet varmış. Evet. Program bitirirken kahve fincanı eline alıp poz verip öyle kapattın mı? Evet. Maalesef. Yani bak istihbaratımı görüyoruz. Maşallah. Alp'in resim var mı sende? Bir de Meksika'nın bağrından koptum geldim diyorum. Altında da. Aferin.
onları Enfal suresi 17'de Cenab-ı Allah, onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü. Evet. Mesela Ezrail Cenab-ı Allah diyor, Allah ben öldürdüm diyor. Azrail vesile eder. Evet. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Müminleri kendinden güzel bir imtihan etmek için bunu yaptı diyor Cenab-ı Allah. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Yani mesela kahve fincanını sen kaldırdığında Allah o fincanı kaldırıyor. Yani cennet de bu, diyor ki adam nasıl fincan yerinden kalkar da insana gelir, insana içmesi için kolaylık sağlar. İşte aynı sistem şu an olan. Ama Allah orada insanın kolunu vesile ettiği için, elini vesile ettiği için insan kendisi yapıyormuş zannediyor. Yoksa her an nefes kesecek mucizeler oluyor. Yediren ve içiren Allah'tır. Tabii. Huzur evine, huzur evine anne baba bırakmak, dedeleri bırakmak, anneanneleri bırakmak ürkütücü. Çok yanlış. Çünkü onların yemekten çok şefkate, sevgiye ihtiyaçları var. Huzur evlerinde zulüm oluyor mu acaba orada kalanlara? Zulmedenler oluyor mu? Evet, bazen kameraları da yansıyor. İnternette bayağı var. O şekilde. Eziyet ederken videolar vardı. Hatta soruşturma açılan şeyler vardı. Peki nasıl çekemiyorlar videoyu alanların gördüğü halde? Bilmiyorlar, gizli kamera koyuyorlar. Sözde bazı şeylerde tespit etmek için. Bilmiyorum. O zaman ortaya çıkıyor. Ya, alenen ortaya koymak lazım. Evet. Yani izlendiğini bilecek. Yani her yerde kamera, Allah'tan korkmayan kameradan korkacak. İnşallah. Aynı şekilde yetimhanelerde de daha önceden söyledim. Yok, oralarda da öyle. Kamera her yerde olması lazım. Bir de bu kameralar doğrudan bakanlığa bağlı birimlere gönderilmesi lazım. Yani görüntü, bir ekran orada. Bir ekranda bakanlıkta olması lazım. Evde bakıcılık yapan kimselerde de bazen o tarz olaylar yaşanıyor. Evde de öyle olması lazım. Yani çocuğu bırakıp gidiyor. Kamerayla kontrol sistemi kurması lazım. Ebeveyni kimse. Bir de dedeler falan çok sevimlidir ya. Bir evde bir dede olması, nine olması şahanedir. Yani bir reklamda bir nine görüntüsü vermişler. Yani orada ona rol vermişler. Mimikleri falan çok kötü. Yani özenilecek bir şeymiş gibi göstermişler. Çok büyük bir hata yapmışlar. Nine güzel ahlakı temsil eder. Sabırlıdır, şefkatlidir. Güzel karşılık ver, böyle yakışık almayan, çirkin, absürt hareketler yapmaz. Anneanneleri, babaanneleri öyle küçük düşürecek filmlere müsaade yapmasınlar. Hani kaynana modeli yaparlar ya, kaynana modeli çok itici bir model. Onu yapmasınlar. Yani kaynana mantığını da ortadan kaldırsınlar. Yani genç geline bela olan tipler mantığı. İşte genç geline oğlanın babası da bela oluyor, kendi annesi de bela oluyor bazen. Aynen bela yani. Nefes aldırmıyor. Böyle faşist garnizon komutanı gibi. Olur böyle şey yani.
Yani hep kavga olacağı telkinini vermek, sevecen, sevgi dolu, dostane, kardeşçe, Allah'tan korkarak, Allah'ı severek, bereket içinde, kalp ferahlığıyla, inşirahla yaşanacağına inanmazlarsa bu korkunç modeli bize dayatmış oluyorlar. Biz böyle filmler istemiyoruz. Böyle bir uslup da istemiyoruz, böyle bir hayat da istemiyoruz. Huzur evi her evkarda olmaz. Yani çok ürkütücü olur. Evet. Çocuğu, kardeşi, kimse onun gözünde görmek ister. Bir de ben hastalar, geçenlerde yolda gidiyordum. Bir amcayı sedyede getiriyorlar. Rengi solmuş. Herhalde bir kalp krizi falan olabilir. Muhtemelen kızı veyahut bir yakını akıl almaz telaşla bas bas bağırıyor, ağlıyor, böyle çırpınıyor, yani dizine falan vuruyor. Ya kardeşim, adam eğer hastaysa sen deli misin, öyle şey yapılır mı? Öldürmek mi istiyorsun adamı? Değil mi? O panik olur onu gördün müydü? Ne olur o ya? Tansiyon yüksek değilse, tansiyon daha da yükselir. Kalp enfarktüsü ise yine zaten tansiyona bağlantılı, yine rezalet yaptı. Sanki iyilik yapıyor. Hastaya yaygara yapılmaz. Şamata yapılmaz. Hastalığı büyütülmez. Tevekkülle, Müslümanca, aklı başında karşılık verilir. Geliyor hastaneye, ağlıyor, rezalet çıkarıyor. Yani bu, ya çok özür dilerim ama benim inancıma göre bu ahlaksızlıktır yani. Çünkü onu tedirgin etmek, onu tevekkülsüzlüğe sürüklemeye kalkmak, Allah'a güvenini sarsmaya kalkmak şeytani bir tavır olur. Vicdansızlıktır. Hastalandıysa Cenab-ı Allah ona bir ikramda bulunmuş. Onu sabrıyla belki de cennetine koyacak. Belki kalbini tezkiye edecek, istiğfar edecek, yine cennete girecek. İnşallah. Sanki o dövünen ölmeyecekmiş gibi. Evet. Sen ne kadar kalacaksın? Evet. Göz açıp kapama kadar vakti kalacaksın. Sanki dünyayı böyle zincirlerle bağlanacağını zannediyor. Kısa bir süre sonra sen de gideceksin. Evet. Sen de gideceksen o zaman sen de mi, kendi içinde mi dövüneceksin yani? Böyle şeyler olmaz. Bu çok çirkin bir kültür. Çok yanlış bir kültür. Ve helak ediyorlar. Mesela hamile gelin oluyor. Böyle bir olayı ona seyrettiriyorlar. Bas bas bağırmalar, yırtınmalar falan. Ya kardeşim, o kızcağızı da batırırsın. Karnındaki çocuğu da batırırsın. Evet. Allah esirgesin. Mesela o zaman düşük yapıyor. Evet. Yahut erken doğum yapıyor. Deli misiniz siz ya? Öyle eziyet yapılır mı? Mesela var dedim, şehit oluyor eşi. Feryat figan yerlere yatarak sırtüstü kendini yere atıyor. Hamile kadının önünde. Ne kadar büyük vicdansızlık ya. Çoğu vakada da onlar, o çocuklar o şiddeti stresten, gerilimden dolayı meydana gelen o şok görüntüden dolayı erken doğum yapıyorlar. Çocuğa yazık değil mi? Veya düşük yapıyorlar. Böyle rezalete gerek var mı? Allah'a tevekkül etsene ya. Şov yapacak başka yer bulamadın mı sen? Çünkü eğer Allah'ın kaderine isyan ediyorsan halin berbat. Evet. Halin berbat. Allah vermesin. Ama sevginden kaynaklanan bir heyecandan ağlıyorsan onu dile getir. Onu dile getir, o çocuk o acıyı çekmesin. Habire dövünüyor. İslam'a göre bu gayri ahlakidir. Kur'an'a göre gayri ahlakidir. Şirktir bu. Çok çirkin. Ya yaşlı amca var, oluyor vefat ediyor bir sefer adam. Ya şey, yaygara yapıyor. Ya derse ya ne mutlu size. Ne güzel bir sevinç. Git alnından öp, tebrik ederim baba dersin.
evladın şehit oldu, Allah bize de nasip etsin. İnşallah. Hemen peşinden biz de gideceğiz dersin. İnşallah. Adamcağız kalp enfarktüsü geçiyor bir sefer. Olayın şiddetinden. Duyan yerler atıyor kendini. Duyan yerler atıyor kendini. Böyle ahlak olur mu ya? Böyle İslam anlayışı olur mu? Ya Allah için, kitap için, vatan için. Aslan gibi çarpışmış. Aslan gibi şehit olmuş. Ne büyük şeref ya. Zaten asker neye gider askere? Ölmeye ve öldürmeye gidiyor. Niye şaşırıyorsun ki? Öldürdüğünde şaşırıyor musun? Şaşırmıyorsun. Öldüğünde de şaşırmayacaksın. Evet. Şehit olduğunda da şaşırmayacaksın. Askerin iki görevi var. Ölmek ve öldürmek. Bunun dışında görevi yok. Asker onun için gidilir. Mesela el kadar çocukları şehit cenazelerine götürüyorlar. Ya kardeşim imanı bilmez, Kur'an'ı bilmez. O yaşlarda sen ona niye o dehşeti yaşatıyorsun? 6 yaşında çocuk ya çocuk el ayağı boşalıyor böyle. Bilmiyor, bütün millet ağlıyor, yerlere atıyorlar. O çocuğun da meydana travmayı düşün ya. Ne gerek kardeşim, al götür akrabasının evine. Değil mi çocuk? Al gezdir falan. Baban dersin, Cenab-ı Allah'ın mübarek kıldı, muhterem kıldı, cennete gitti. Biz de istiyoruz dersin, biz de sıradayız. Biz de gideceğiz inşallah peşi sıra. En son sen de gideceksin babanın yanına dersin. Çocuğa o dehşeti yaşatmanın alemi ne ya? Günlerce o dehşeti yaşatıyorlar. Kapat yavrum. Gelen ağlıyor, giden ağlıyor. Ertesi gün yine geliyor, biri geliyor, yerlere atıyor kendini. 10 gün sonra birisi geliyor, yine bayılıyor, yerlere atıyor. Bu çocuklara, bu genç kızlara bu acıyı, dehşeti yaşatan alemi ne ya? Bunun dinle, imanla alakası nedir yani? Ne kazanıyorsunuz? Mantığı ne yani? Askeri aslan gibi gönderdiğine göre şehit olsun. Gazi olsun tabii. Veyahut fethetsin diye gönderiyoruz. Değil mi? Evet. Ölmeye ve öldürmeye gönderiyoruz. Evet. Niye şok oluyorsun? Şaşıracak ne var? Sanki sen kalacaksın. Kısa süre sonra sen de gideceksin. Zaten soruluyor şahıslara, diyorlar ki ne kadar kaldınız dünyada? Melekler soruyor ne kadar kaldınız? Ya diyor bir göz açıp kapama vakti kadar diyor. Evet. Ama şimdi bak bunu usulen söylüyor, bunlar muhkem ayet. Yani gözümü açtım, kapadım, geldim diyor. O kadar diyor. Öbürü diyor ki ya bana gelen benim kanaatim diyor bir gün kadar diyor. Veya bir günün yarısı kadar diyor. Yani bir günün bir kısmı kadar diyor. Yani hiçbiri karar veremiyor. Bak bir gün, bir günün yarısı kadar. Bir kısmını göz açıp kapayınca var yani bir saniye, birkaç saniye sürdü diyor. Evet. Bir kuşluk vakti kadar. Nasıl? Bir kuşluk vakti kadar kaldık diyen. Ha bir kuşluk vakti kadar kaldık diyen de var. Yani bir iki saat. Çok kısa kaldık diyorlar. Ne oluyorsun ya? Yerden yere atacaklar. Sanki geride kalanlar orada kalacak zannediyor. Evet. Hepsi gelecek olduğu gibi tamamı. Evet. Bir yaşında çocuktan tut. 70 yaşını dedeye kadar bunların tamamı kısa süre sonra gelecek. Niye atıyorsun kendini yerden yere ya? Allah yaratırken ağlıyor musun? Dünyaya ağlamıyorsun. Allah götürürken niye ağlıyorsun ya? Sen mi getirdin? Kim getirdiyse o da götürür. Allah getirdiğine göre Allah götürür. Yerden yaratmanın alemi ne ya? Yani şimdi bir de kötü bir mantık geliştirmişler. Cenazede ağlamak sevgi alameti olarak gösteriliyor. Yani evet. Ne kadar çok ağlarsa o kadar çok seviyor. Ayın bayım olursa o kadar çok seviyor. Ağlamazsa da sevmiyor. Kardeşim ağlamıyorsa iman ehlidir. Tevekkülünden. Allah'a olan güvenindendir. Ağlıyorsa da tevekkülsüzlüğündendir. Veyahut haşa Allah'a isyanındandır. Övünecek bir yönü yok onun. Onun sevgiyle de alakası yok. Seviyorsan onu güzel hatıralarla anlat. Değil mi? Mesela şöyle güzel ahlaklıydı, böyle ahlaklıydı, şöyle mübarekti, böyle muhteremdi. Bunu anlatırsın. Sevgi böyle dile getirilir.
Hocam diyor, Orta Doğu ajanı. Sadece beylerden olan bir topluluk diyor. Samimi söylüyorum, olmuyor. Yani tahammülü zor diyor. Hocam, ateist birinin ölü olduğunu söyleyebilir miyiz? Ruh sahibi olmayan bu dünyada acı çeker mi? İbrahim Ethem. Ya şimdi Allah Hızır kıssasında ledün ilmini anlatıyor. Ledün ilminin sultanı Allah'tır. Mesela diyor ki falanca kişi katil. Değil. Azrail can aldı diyor. O da değil. Kim aldı? Allah aldı. Doğrudan Allah aldı. Bu bile dün ilmidir. İlmi ledün. Yani direkt Allah'a bir söz söylemesin diye insanlar Allah vesile gider. Mesela adam katilin yakasına yapışır. Halbuki canını alan Allah'tır. Ateist olması gerek. Mesela biz şimdi tebliğ yapıyoruz. Ateist olmasa nasıl tebliğ yapalım? Darwinizm olmasa bu kadar kitabı niye basıp dağıtalım? Niye sabahtan akşama kadar niye iman hakikaten atalım? Bak, İstanbul'a geldim 79'da. Bir gün tatil yapmış değilim. Maşallah. Gece gündüz tebliğ. Cumartesi pazarın bir olay asla yok. Yani bana utanç veriyor ya, bugün pazar, tatil, yani o kadar komik ve o kadar utanç verici ki benim şahsım adına, inanılır gibi değil. Ne yapıyor ya, tatildeyim falan, telefon edeceğim. Yani beni arayacaklar adam, ne yapıyor, tatildeyim ya, çok iyi buralar falan. Bu benim için rezalet ya, yani çok korkunç bir şey. Aklım atmam lazım böyle bir şey için. Yani tahayyül dahi edemiyorum. Yahut sinemadayım, filmin sonunu bekliyorum falan. Kıpırdamadan 3 saat film seyrediyor. Ya dışarıda Suriye'de Müslümanlar doğranıyor, Irak'ta doğranıyor, dünya her cümer çeşinde. O 3 saat içinde sen muazzam tebliğ yaparsın. Muazzam faaliyetler yaparsın. Ya ben yapamam. Hayır, kısaca bakabilirim. Yani birçok filme bakarım. Yani oradan ben ibret çıkartırım. Ya dikkatimi toparlamak için dinlenme amacıyla kısa bir şey düşünebilirim. Evet. Ateistler, ateist çocuklar bir kere çok zekiler. Bayağı da ahlakları güzel. Benim vardı ateist arkadaşlarım. Geliyordu, köfte gelmiyor bir tane vardı. O da çağırın da gelsin. Bayağı da temiz çocuklar. Ya kardeşim, mesela biraz konuşuyorum. Ya Allah'a inanıyorum ama diyor. Evet. Öyle ateist de bir şey olmaz. Sadece yobaz ve bağnazların çirkinliklerinden nefret etmiş insanlar var. Evet. Evet. Bağnazların pisliğinden bıkmış, usanmış, tiksinmiş adamlar var. Konu bu. Nerenin ateist? Zehir gibi delikanlılar. Bilmez mi Allah'ın varlığını ya? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eden kişinin ardından el ile göğüs dövmek, yüzlerini yırtmak, diliyle bağırıp çağırmak, ağıt yakmak haramdır diyor peygamber. Yasaklıyor. Bu elle diyor vurma var ya diyor peygamber. Bu şeytandandır. Şeytan vurduruyor diyor. Dille bağırtı var ya diyor. Bu da şeytandandır. Şeytan bağırtıyor diyor. Yani ağlamak, feryat etmek,
Bunlar hep şeytandandır diyor. İsyan amaçlı olanlar şeytandandır. Evet. Ama mesela küçük çocuk ölüyor. Heyecandan şahıs ağlar. Sevgisinden ağlar. İşte Peygamber Efendimiz'de oldu. Küçük İbrahim. Evet. Minik tatlı İbrahim vefat etmişti. Peygamberimiz gözyaşı döktü. Sen de mi ya Resulallah diye. Ben dedi üzüntüden ağlamıyorum dedi Peygamberimiz. Heyecandan, sevgimden ağlıyorum dedi. Heyecan duyabilir. Mesela onun tatlılığına, onun güzelliğine heyecan duyuyor. Çünkü melek olarak, melek gibi ahirete, vildan olarak gidiyor. Sevinç duyabilir. Onun şehadetine, onun güzelliğine, o rahmani olaya heyecan duyabilir. Çünkü Ezrail gelmiş, canını almış değil mi? Mühim bir olay. Kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım. Gevşemeyin, üzülmeyin. Gerçekten iman ettiyseniz en üstün olan sizlersiniz. Bak gevşemeyin. Yani itidalini kaybetmeyeceksin. Asla. Ve üzülmeyeceksin. Bak iki Allah'ın sırrı. O zaman sizi galip edeceğim diyor Allah. Gevşersen Allah'a güvenmediğin için gevşemiş olursun. Üzülürsen Allah'a güvenmediğin için üzülmüş olursun. O zaman yardım etmem diyor Allah. Ama bu iki hususa tam dikkat ederseniz, bu konuda bana söz verirseniz ve yaparsanız, sizi kesin galip ederim diyor Allah. Masonların dergisinde bu ayet hep kapaktadır. Her Mason dergisinde, Masonların eserlerinde, Mason mabetlerinde de yani Mason mabet mi diyelim, toplantı yerlerinde evet. Bu ayet bulunuyor. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten iman ediyorsanız üstün olan sizlersiniz. Yani yeni göstermiştiniz Mimar Sinan evet. Dergisi inşallah. Sayın çok değerli üstadım, El Kaim İmam Mehdi kullandığı ledün ilmi ile Hazreti Hızır'ın kullandığı ledün ilmi arasında ne gibi farklar vardır? Yüksek saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Mehmet Han, Diyarbakır. Mehdi herhalde kendini gizlemekte ledün ilmini kullanacak gibi geliyor bana. Yahut bazı olayları yönlendirmede kullanacak gibi geliyor bana. Ama en makul kendini gizleme de olabilir. Ledün ilmi. İlmi batın. Çünkü Kur'an'dan öyle bir işaret buluyoruz. Gemiyi zalimlerin eline geçirtmek istemiyor. Gemiyi yaralı göstertiyor. Eksik göstertiyor. Mesela bu ledün ilmidir. Mesela Hazreti İbrahim diyor ki ben hastayım. Etrafından kaçtılar, dağıldılar diyor ben hastayım deyince. Bu da bile ledün ilmidir. İlmi batındır yani. Şimdi daha detaylarına da girmek istemiyorum da çok yüzeysel anlatsak daha iyi olur. Yani mesela bir tehlikenin başlangıcından önlenmesi ledün ilmidir. Yani hissedilmesi başlangıcından. Allah Allah, hayret ediyorum ya. Mesela şu an çok astronomik bir izleme var. Maşallah, maşallah. Kim kıllı kılçıklı tiplersiniz millet yani bir, bayağı bir adam illet oluyordur yani. Ya bakmak istemedir o kadar.
Yani hepinizi tenzih ediyorum da yahut hepinizi tenzih etmeyeyim. Olayın içine alalım. Evet. Ama yani böyle binlerce, on binlerce insanın telefondan, sırf bak telefon bu. Evet. El telefonu ya, cep telefonu ya. Buradan bakıyor. Bayağı zor bu. Evet. İnanılır gibi değil. Bak televizyon ayrı. Uydu ayrı ki Güneydoğu'da şu an yani yüz binlerce insan seyrediyor. İstanbul'da, Ankara'da da öyle. Özellikle üniversite gençliği arasında akıl almaz yaygın. Bir de gizli seyrediyorlar, çok sevimliler. Mesela annesinden gizli, babasından gizli. Çok çok yaygın. Evet. On binlerce yani bu normal bir şey değil bu. Evet. Yoksa açar televizyonu seyreder. Mesela arkadaşlarına bazen söylemiyor. Veya arada topluca da seyrediyorlar. Çok ünlü kişiler seyrediyor. Devlet ricalinden çok önemli insanlar seyrediyor. Hepsini biliyorum. Yaşlı insanların küçük düşülecek, utandıracak reklamlar, filmler yapmasınlar. Filmlerde yapılan kaynana modeli güzel değil. Bunu yapmasınlar. E doğru söylüyorum. Anneanneler, babaanneler sevilsinler ya. Olur mu öyle şey? Ya insanın bilinçaltında kötü bir imaj veren. Bir de onları teşvik etmiş olurlar. Mesela bak Siirt. Şu an Siirt yıkılıyor. Maşallah. Üstadım diyor, korucu arkadaşlarla topluca izliyoruz. Bütün arkadaşlar sevgi ve saygılarını yatıyor diyor. Siirt'ten selamlar. Ben de onlara coşkun sevgiler, selamlar. Allah onları kahpe kurşunlardan korusun. İnşallah. Melekleriyle Allah onları muhafaza etsin, vesile etsin. Bir Nakşibendi toplantısına gitmiş arkadaşlar. Abla olan kişiye demişler ki, bizim kız arkadaşlarımız birisi. Bir hanım arkadaşımız getireceğiz. Tebliğ yapıp ilgilenir misiniz dediklerinde o hanım ben bu hafta tatilde olacağım demiş. Ya bu nasıl bir vicdan, inanılır gibi de. Ya sen bir insan imanını kurtaracaksın. Ne oldu sana ya? Sen ne konuştuğun farkında mısın sen? Evet. Tatilde senin ne işin var? Nasıl vicdanın rahat edecek? Ya nasıl dinleneceksin? O sinirleri nasıl bir sinirde bu kadar vicdanını dinlemeyerek huzur içinde yaşayacaksın. Özellikle yazları hocam siz daha bilirsiniz inşallah. Böyle toplantı yapacak çok zor kişi buluyorum. Yaz tatilinden sonra görüşelim. Akıl olacak gibi değil ya. Ya kitap dağıtalım, tebliğ yapalım. Bak diyoruz İslam alemi kan alıyor. Çoluk çocuk herkesi doğuruyorlar, kesiyorlar, mahvoluyorlar. Yaz tatilinden sonra bütün gücümle yardımcı olacağım söz diyor. Hep beraber görüşürüz o zaman diyor. Üç ay tatil yapacakmış. Hakikaten de bacaklarını da ayırıyor böyle. Güneşe karşı. Akıl almaz ferahlar ya. İnanamıyorum yani. Ben kendi açımdan şaşırıyorum yani. Bir şey demiyorum da. Allah uyarıyor Kur'an'da Yüce Rabbine. Şöyle buyuruyor. Dinlerini bir oyun ve oyalanma konusu edinenleri ve dünya hayatını kendilerini mağrur kılanları bırak. Kur'an'la hatırlat ki bir nefis kendi kazandıklarından dolayı helaka sürüklenmesin. Bir daha. Dinlerini bir oyun ve oyalanma konusu edinenleri ve dünya hayatını kendilerini mağrur kılanları bırak. Kur'an'la hatırlat ki bir nefis kendi kazandıklarından dolayı helaka sürüklenmesin. Ya kardeş mesela ben dini anlatmasam evet. Helak olurum ya. Yaşayamam ben ya. Allah sevirsin insan. Ya kemiklerin birbirine girer yani. Bu nasıl bir ferahlıktır ya? Ben hayret ediyorum insanlara ya. Acayip şaşırıyorum ya. Hocam kovulmuş şeytan Allah'a sığınırım. Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir diye buyuruyor. Değil mi? Hayatım, ölümüm, yaşamım hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Tabii doğru söylüyor. Başka bir ayette Allah şeytandan Allah'a sığınırım. Ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım diye buyuruyor Allah. Tabii. Şeytan alsın. Kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle husmeyle olur diye buyuruyor. Maşallah.
Ama bu çok garip ya. Bu nasıl oluyor ben anlamıyorum. Mesela ben burada konuşuyorum. Tek kişiyim. On binlerce insan nasıl telefondan bu kadar izler ya? Bu ne bu ya? Bunda bir fevkalik yok mu? Allah Allah. Çok şaşırtıcı ya. Ya mesela üniversitede gençlerle falan görüşüyorum. Önce bir kısmı gururundan söylemek istemiyorum. Sonra bakıyorum ki bütün programları izlemiş. Yani su gibi biliyor, ezberlemiş ya. İnanılır gibi değil yani. Herkesin bu anlatıma ihtiyacı var aslında ve örneği yok başka. Sizin yani anlatımlarınız akla da kalbe de en ferahlık veren, yani böyle vesvese vermeyen net deliller sunduğunuz için maşallah samimi. Maşallah. Hayır, 300-500 kişi falan seyredebilir de, on binlerce insan, telefon bak, internet demiyorum, televizyon da demiyorum. Yani bu çok zor bir şey ya. Çok zor, evet. Telefondan genellikle televizyon seyretmek pek yok öyle hocam. Evet. Mesela geçenlerde Cizre'de sokağa çıkma yasağı vardı. Halktan, Cizrelilerden o kadar çok yazı geldi ki. Maşallah. Hocam diyorlar, sadece sizi izledik dışarı çıkma yasağında diyorlar. Maşallah. Cizre ya. Maşallah. Ya ben onlara hiç gitmedim. Evet. Onlar da buraya hiç gelmedi. Maşallah. Maşallah. Mesela komünist gençler yazıyorlar. Öyle detaylar biliyor ki programlardan. Yani birçok insan unutmuştur. Su gibi ezberden biliyorlar. Benim cümle kuruluşlarımı falan bile ezberden biliyorlar. Ya samimi dini anlatan insan pek olmuyor ya. Bir garip yani, ya enaniyeti, kibirli, milleti azarlayarak falan üst perdeden ya ilminin vüsatini, genişliğini, karihasını göstermeye çalışıyor. Böyle yani dil cambazı olmuş, edebiyat yapıyor. Ya özlü, samimi, tam doğru bilgiyi versene. Ama tabi izleyenler içerisinde en çok ızdırap vesilesi olan benim hanım arkadaşlarım. Hayır, mesela normal bir arkadaşlık olsa bu kadar ızdırap çekmezdi ama onlardaki tutkuyu görünce yani o çok ızdırap veriyor. Evet. Şu sobayı birisi bir kapatsa da bir rahat etsek ya. Bir de bende adamlık dini yok. Adamlar alışmışlar adamlık dini yapan insanlara. Benim tavrım doğal, samimi, içimden geldiği gibi. Maşallah. Ama hocalar çıkıyor, adam poz yapıyor, koskoca adam ya. Artık saçın sakalın ağırmış, utan ya. Ne poz yapıyorsun? İki günlük dünya, ölüp gideceksin ya. Kime poz yapıyorsun? Büyüklüğün nereden geliyor? Neden sen büyük oluyorsun yani? Neden insanlara tepeden bakmak durumundasın? Evet. Leyla Kaloğlu, canım üstadım, dinimizde kayınvalidemize anne demek mecburi mi demeli miyiz? Güzel, anne baba diye hitap edilmesi güzel. Değil mi? Tabii ki gerçek annesi değil ama annem gibi görüyorum diyor. Ama öyle anneler olursa tabi, cadaloz olmazsa, gelin ezme moda, gelin eşittir ezilmesi gereken varlık, böyle inanıyorlar. Anası bir yandan rahatsız eder, danası bir yandan rahatsız eder, işte karşı tarafın kaynanası kaynatası ayrı rahatsız eder. Ya bırakın da çocuklar adam gibi insan gibi yaşasınlar ya, zaten süründürüyorsunuz, bari bırakın da o evliliğinde rahat etsin yani. Oğlan gelir kabadayılık yapar. Bilmem, kayınbabası gelir, bir görümcesi gelir, bir artistlik yapar, trip yapar.
Ne çekiyor çocuklar ya? Bırakın insan gibi yaşasın yani. Damadı da zulmediyorlar öbür tarafa. Nasıl? Damadı da zulmediyorlar sanki yolu hep ama damat da kardeşim püsküllü telik giyerse olacağı o yani. Evin içinde kravatla geziyor. Olacağı o yani. Kısa bir ara verelim, devam edelim. Tamam. Yayınımızda kısa aralardan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah.